Türkiye tek yürek bir savaşta. Bu kez düşman görünmüyor, elinde silah yok ama öldürüyor. Hem de genç yaşlı demeden, masum suçlu ayırmadan. Virüs bu. Çin'den dünyaya yayılan bir salgın. Koronavirüs dünyanın her noktasında artık. Bu bir sınav, dünyanın sınavı. Tüm dünya düzeninin baştan sona yeniden şekilleneceği bir sınav. Güçlü olan kazanacak, hem birey hem de devlet olarak. Türkiye bu noktada sınavın en güçlü adaylarından biri. Salgın başladığında alınan önlemler bugün kendini gösteriyor. 90 gün virüsün ülkeye girişi önlendi. Ancak kaçınılmaz gerçekten kaçmak mümkün değildi. İşte tam da bu dönemde Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde "Biz bize yeteriz" dedi Türkiye. Ama sadece kendine değil, dünya ülkelerinin de yardımına koşuyor bu ülke. 93 ülke Türkiye'den yardım bekliyor. Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içindeyiz. Bu çerçevede içinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. Son olarak salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya da yine aynı şekilde bu ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini de ulaştırıyoruz. Bize yardımların için teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye halkı. Evet, Türkiye bir kez daha çocukların, yaşlıların, insanların umudu oldu. Oysa çok değil, 18 yıl öncesine kadar Türkiye başka ülkelere değil yardım etmek, yardım alabilmek için kapılarında bekliyordu. Hadi hafızalarımızı çalıştıralım ve o günleri hatırlayalım. Oya zamanı geldi ama halkı kandırmasınlar. Şey böyle bir zamanda da yok. Buradaki beldeki insanlara sahip çıksınlar. Burada vurdum duymazlık, işitmezlik var kardeşim. Erzak falan yok, çoluk çocuk gözlemedi, dağınık çatıda aç bekliyoruz hep. Sabah 8'inden beri bekliyor. Saat 11 oldu da çocuk hasta orada bekliyor. Daha 10 aylık yeden çocuk. Tamam baktırdılar ya. Baktırmıyorlar. Hani nerede baktırıyor? Doktor gelmedi daha. Altı yıl süren 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin ekonomik kaynakları tükenmişti. Sovyetler Birliği durumu fırsat bildi ve komünizm propagandasını şiddetlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık yeni planlar aradı ve Dışişleri Bakanı George Marshall'ın Marshall Planı 1947'de açıklandı. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Aynı yıl Türkiye'nin imzaladığı Marshall Yardım Planı Truva atı etkisi yaptı. Anlaşma Türkiye'ye en az 50 yıl kaybettirdi. Anlaşmanın altında Cumhuriyet Halk Partili Hüsnü Sakan'ın imzası vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman o yardımla Türkiye'yi abluka altına aldı. Buzdolabından otomobile Amerikan malları piyasayı kapladı. Amerikan filmleri, Amerikan dergileri, Amerikan müzikleri ve derken Amerikalılara seyahat ve ikamet imtiyazı verildi. Adına barış gönüllüsü denen misyonerler Anadolu'ya doldu. Türk insanının genetiğiyle oynandı. Marshall yardımıyla 1948 yılında 28 milyon dolar, 1949 yılında 59 milyon dolar gelir ülkeye. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, 12 Mart 1947'de Kongre'den aldığı onayla Türkiye'ye 100 milyon dolarlık askeri yardım da yaptı. Tabii sözde yardım. Türk ordusuna ateş gücü yüksek silahlar, modern araçlar değil, aksine hurdalar verilir. Takriben alınan 280 milyon liralık malzemeye 400 milyon dolar harcama yapılır. Böyle böyle dışa bağımlı oldu Türkiye o dönemde. Marshall Planı, yardımın kullanım alanlarının ve genel olarak Türk ekonomisinin temel hedeflerinin Amerikalılarca belirlenmesi sonucunda Türkiye'nin her alanda dışa bağımlı hale gelmesine yol açtı. O günlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Fabrikalarımız halkımızın kullanacağından fazlasını imal ediyor. Çiftçilerimiz tüketeceğimizden fazlasını üretiyor. Bundan böyle İngiltere gibi yapacağız. Okyanusu ticaret filomuzla kuşatacak ve donanmayla arkasında duracağız. Sömürgeler kuracak, bayrağımızı markalarla dalgalandıracağız. Zayıf ülkelere mutlaka girmeli, ham maddelerinden istifade etmeliyiz. Diplomasiyle olursa ne ala, olmazsa zorla. Hani bu meşhur Marshall yardımı meselesi var. Bu yardımında öncülerinden bir tanesi de İnönü'dür. Bakınız burada İnönü'yü görüyorsunuz. Herhalde elindeki bayrağı da görüyorsunuz. Elindeki bayrak, dikkat edin, Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Ve bu da İnönü. Ya bunların geçmişi hep böyle. Dün neydi ki, bugün ne olacak? Bir parti düşünün, Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen hala aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil, bunun adı ilkelliktir. Ve Türkiye'nin üzerine kara bulut gibi çöken IMF. Uluslararası Para Fonu 1944 yılında, yani 2. Dünya Savaşı sürerken kuruldu. Türkiye 1947'de, yani İsmet İnönü'lü yıllarda o fonla tanıştı. 1958'de IMF'den ilk borç alındı. O ilk borcu 2005'e kadar tam 18 yeni anlaşma daha izledi. IMF'nin Türkiye'deki tarihi aslında Türkiye siyaset tarihinin de kısa bir özeti gibi. 2002 artık Türkiye için değişim ve dönüşüm zamanıydı. AK Partili yıllar başladı ve o sayfada faiz ödemeye de IMF'ye de yer yoktu. 2004, 2007, 2008'de küresel krizler dünyayı kasıp kavururken krizlerin tümü AK Parti'nin güçlü vizyonuyla Türkiye'yi teğet geçti. This is a pivotal moment for America's economy. Problems that originated in the credit markets and first showed up in the area of subprime mortgages have spread throughout our financial system. This has led to an erosion of confidence that has frozen many financial transactions, including loans to consumers and to businesses seeking to expand and create jobs. Bizler bu krizi en az zararla atlatan ülke olacağız. Evet, bize bu küresel kriz tehdit edecek. AK Partili yıllarda ekonomi kat kat büyüdü. 66 yıl boyunca milletin sırtına binen o yük 14 Mayıs 2013 günü sona erdi. Hatta öyle bir noktaya gelindi ki IMF Türkiye'den borç istedi. Biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı IMF'e. 2013 borcumuzu sıfırladı. Bitti. Ve bizden daha sonra 5 milyar avro borç istedi. Ve biz de dedik ki arkadaşlara, o zamanki ekonomiden sorumlu arkadaşıma verelim dedim. Veren el, alan elden üstündür. Türkiye borç alan değil, borç veren ülke oldu. Hatta alan elden veren ele döndü AK Parti ve Başkan Erdoğan liderliğinde. Ve şimdi Türkiye, 2002'den beri büyüyen gücünü dünyayla paylaşıyor. Koronavirüs pandemisinin başlangıcında ciddi önlemler alarak salgının Türkiye'ye girmesini önemli ölçüde geciktiren Türkiye, Avrupa bölgesinde salgının girdiği son ülkelerden biri oldu. Covid-19 hastalarımızın veya onlara hastalığı bulaştıranların önemli bir kısmının Avrupa ve Amerika'ya seyahat geçmişlerinin olması bu ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığının işaretidir. Şayet işin başında bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi bir durumda olabilirdik. Salgının Çin'de başladığı dönemde 30 bilim insanından oluşan bilim kurulu günlük toplantılar yaparak milleti şeffaf olarak bilgilendirdi. Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin aksine baştan ciddi önlemler almaması bütün bölgeye mal oldu. Dünyada maske ve koruyucu ekipman savaşı başlarken Türkiye kendine yetiyor. Hatta yurt dışına da malzeme temin ediyor. Gelinen noktada 90'ın üzerinde ülke Başkan Erdoğan'a mektup göndererek Türkiye'den yardım bekliyor. Yardım alan ülkelerse Türkiye'ye minnettar. Thank you very much to the Turkish government for this help. It's very important to stress for me the importance of this help, of these goods today. Thank you to Mr. President Erdoğan. Türkiye'den dünyaya yardım özel bir mesajla gidiyor. Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri tüm dünyaya umut ışığı olarak yayılıyor. Yani yükselen Türkiye tüm insanlığın umudu oluyor. Bize yardımların için teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye halkı. Bu yeni dönemde tüm dünyada bizim 17 yıldır dilimizden düşürmediğimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi her ülkede yönetim sisteminin merkezine yerleşecektir.